Şimdi keyfinizi daha fazla yerine getirecek başka bilgiler de paylaşacağım. Ama bunların ardından da bir nebze olsun canınızı sıkacağım. Çünkü sitelerden de söz edeceğim. Aslında bu iki aylık seçim döneminde neler olabileceğine ilişkin soru işaretlerini de ortaya koyacağım. Çünkü bunların tümüyle hazırlıklı olmamız gerekiyor. İki aylık süre kaldı. Evet şimdi bu bilgileri paylaşacağım. Keyfinizi yerine getirecek bilgileri paylaşacağım. Kaçışlara ilişkin bilgileri paylaşacağım. Ve şu ibareyi ekleyerek paylaşacağım. Diyeceğim ki bu bilgiler tartışmaya açık bilgiler değildir. Bu bilgiler net bilgilerdir. Ve bu bilgiler önemli bilgilerdir. Çünkü bu bilgiler iktidarın sosyolojisi, iktidarın içerisinde bulunduğu korku iklimiyle ilgili çok net fikir veriyor bize. Manevra şansı kalmayanlar var. İşte Engin Ardıç gibi o başka bir yöntem izliyor. Başkaları da başka yöntemler izliyor. Ve manevra şansı kalmayanlar yani hani ben döneceğim dese de artık ya da böyle bir, bir, bir takım e, şirinlikler yapsa da e, bir takım anlamı olmayanlar farklı planlar içine giriyor. Şimdi bunlardan bazılarının isimlerini ve neler yaptıklarını paylaşacağım. Nasıl, ne şekilde kaçmaya çalıştıklarını paylaşacağım. İki kişi paylaşacağım. Bunlar aslında Sedat Peker'in parça parça ettikleri şahıslardı. Parça parça kopardıkları şahıslardı. Fakat ilişkilerin üzerinden biz Türkiye'nin de parça parça koptuğunu gördük. İşte o bahsedilen... Namuslu tırnak içerisindeki devlet kavramının nasıl yerlerde süründüğünü, nasıl insanların kamuoyunun, kamunun kaynaklarının çarçur edildiğini bu figürler üzerinden gördük. Bir tanesi Cihan Ekşioğlu. Kimdi Cihan Ekşioğlu? Bir hatırlatma yapalım. Sedat Peker anlatmıştı ve biz araştırmacı gazeteciler de üzerine yeni bilgiler koyarak kamuoyuyla paylaştırmıştık bu bilgileri. Cihan Ekşioğlu feto borsasının mucidiydi. Bakın Türkiye'de feto borsası diye bir şey çıkmış ortaya. Yani insanların iş insanlarının mallarını çökmeye yönelik ve bu feto borsasının kurucuları arasından, mucitleri arasından sıyrılan isim Cihan Ekşioğlu'ydu. Ama Cihan Ekşioğlu'nun başka bir numarası daha vardı o da savunma sanayi müsteşarlığını dolandırmaktı ve Türkiye'nin büyük servetlerini bu yolla iç etmekti. Cihan Ekşioğlu şimdi çok zor durumda uzun zamandır çok zor durumda Cihan Ekşioğlu'na kendisini kendisine garanti veren bazı dostları oldu elbette bu dostlar AKP ve AKP bürokrasi içinden bu dostları sayesinde de Cihan Ekşioğlu bir rota çıkardı kendisine, bir program yaptı. Bu rota Amerika'ya uzanıyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasının sözü verildi kendisine ve sözünü ettiğim gibi bu çok net bir bilgi olarak şimdi benim e, paylaştığım şey sizlerle. Şimdi kendine soralım, biraz daha derinleştirelim meseleyi. Cihan Ekşioğlu kaç uçak kiraladı kaçmak için? Amerika'ya kaçmak için kaç uçak kiraladı? Cevabını biz verelim. Cevabınızı vermezsiniz siz bu soruların cevabını vermediniz çünkü. Cihan Ekşioğlu öncelikle bir e, Airbus tipi uçak kiralıyor. Ardından da iki özel jet kiralıyor ve bu jetler içinde sözleşme yapılıyor. Şimdi program ne? Plan ne? Elinde büyük bir servet var. E, bu servet e, işte devletten Hepimizden dolandırdığı servet e, e, şöyle bir şey yapmak e, yapmayı tasavvur ediyor. İngiliz altın bo borsasında işlem yapmaya başladı. Çaldığı nakit paraları külçe altına çevirdi. Külçe altınları e, garanti verilen ülkelere taşımayı planlıyor. Yakınları bu altın bağlantılarını en ince detaylarına kadar anlatıyor. Peşindeyiz. E, şunu da söyleyelim. Reza Zarrab döneminde İran parası ve altınını e, Türkiye'ye getirdiler İranlılar. Ancak ya yani öyle bir şey oldu ki anlaşmalar yaptıkları kişiler birbirine de çökmeye başladı. Türkler yani bu konuda bu yolsuzlukları yapan Türkler tabii ki bürokrasi içerisinde AKP'ye yakın çevreler İranlara da çöktüler. Önce yaptıkları anlaşmaları tanımadılar ve serveti getiren İranlılara İranlarla yapılan anlaşmalara uymadılar. Paralarına çöktüler. Şimdi Cihan Ekşioğlu'nun gittiği yer e, neresi olursa Amerika'ya gidecek öncelikle. Sonra dünyanın başka yerlerine gidecek. Cihan Ekşioğlu'nu yurt dışında bekleyen akıbet bu olacak. Ama başka bir akıbet daha bekliyor. Yani işte çökerler adama. Vergilendirilmemiş paraya çökerler. Başka mafyalar çökerler. Mafyalar mafyaları kollamazlar. Arkasında durmazlar. Evet. Bir kere mafyalar e, satılmaya başladıktan sonra onları yoldaşları da satar. Cem Ekşoğlu'nda dünyada bekleyen akıbet bu. Ayrıca vergilendirilmemiş işte bu taşıma servetine tedbir koyacaklar. Dünyanın neresinde olursa Olsun bu tedbiri koyacaklar. E, kendisi için sefillik günleri başlıyor. Ancak dediğimiz gibi yani burada kimsenin sefilliği, kimsenin rezilliği üzerinden bir hadise kuracak değiliz. Biz olsa olsa vatandaşın çalınan kaynakları e, üzerinden üzüntümüzü dile getiririz. E, evet ne yazık ki yurttaşın hepimizin geleceğine oldu olanlar. Bir diğer U dönüşü. E, çünkü onun da kurtulması mümkün değil. Kim bu şahıs? Zehra Taşkesenlioğlu. Onu da Sedat Peker anlatmıştı. Onu da gazeteciler derinleştirmişti. Abisi Fuat Taşkesenlioğlu, eşi Ünsal Ban'la birlikte büyük bir hırsızlığa imza atmışlardı. E, spekülasyonlarla servet edinmişlerdi. Bir çete gibi işlemler yapmışlardı. Hatta utanmadan... Rüşvet anlaşmalarını kağıda dökmüşlerdi. Sonra da karşımıza geçip Müslümanlıktan söz etmişlerdi. Hep siyasal İslam'ın yaptığı gibi. Şimdi aile kavgaları ortaya çıktı ve aile kavgaları bu sefilliğin, bu ifşaların, bu rezilliklerin bir kademe daha öteye gitmesine olanak verdi. Taşkesen ne olduğunu biliyorsunuz. Yat merakı var. Defalarca gündeme getirdik bunu. O yüzden onun farklı bir yol haritası var, farklı bir rotası var. Bu yat merakı nedeniyle farklı bir rota e, çizme durumu ortaya çıktı. Kaçış rotası Yunanistan kendisinin. İzleyen Hanım'a bir bilgi notu verelim. E, şirketiniz üzerinden Yunanistan'da aldığınız oturum belgesi yakında ortaya çıkar. Haberiniz olsun sonra kızmaca, darılmaca, güven e, gücenmece yok. Şimdi burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Hani e, Yunanistan sizin tarihi düşmanınızdı. Hani e, Yunanlılar e, hep savaşılması, çatışılması gereken bir milletti. E, ama ilk başınız sıkıştığında e, Yunanistan'a kaçmanızda e, buralarda da çok manidar geliyor bize. E, oturum işlemleriyle birlikte vatandaşlık işlemlerine de başlayacak mı? Ee, Zehra Taşkesen'in oğlu ee, söylediğimiz gibi Cihan Ekşioğlu gibi kendisinin de peşindeyiz. Şimdi bu işler böyle yani satışlar başladı, kaçışlar başladı. Dönüşler başladı, sıkıntılar başladı. Çok büyük dertte başınız. Çok e, büyük sıkıntıdasınız. Bunu e, ifade edelim. E, yani e, bunun böyle olacağı belliydi. Biz sizi yıllardır uyardık. E, yıllar boyunca uyardık. Ama sözlerimize kulak asmadınız. bu görgüsüzlükler, bu para kazanması, hırsı, bu hırsızlıkla hırsızlığın abartılması işte sonuç itibariyle böyle kaçma planlarınıza yol açacak boyuta geldi. Evet kaçacaksınız. Keşke kaçmasanız da yargılansanız ama bu da olacak. Hem kaçacaksınız hem Türkiye'ye dönemeyeceksiniz çünkü burada yargılanıyor olacaksınız. Şimdi AKP içinde Erdoğan bizi bu kez kurtaramayacak diyenler sayısı oldukça fazla. AKP koridorlarında, saray koridorlarında konuşulan en kritik mevzulardan biri bu ve bu kişilerin sayısı da giderek artıyor.